Bildiğiniz gibi geçen yıl Cumhuriyetimizin 100. yılıydı. Gazi Paşa 1931 ve 32 yıllarında Cihan Pehlivanları adına kendine güreş düzenliyor Ankara'da. Bir döküman geçti elimize ama orada bir hata yaptık. Ekim 15 diye böyle bir kayıt düşünmüş. Biz de onun anısına Ekim'in 15'ini yaptık ama Türkiye'deki bir iklim şartları tabii Ekim 15 riskli. Dolayısıyla bu sene 15 Eylül'e aldık. Sayın Başkanım da Türkiye'nin ilk büyük kara kucak güreşlerini düzenledi. Kendisine teşekkür ediyoruz. Türk sporuna, atasporumuza destek olduğu için. Biz tabii geçen yıl bu içinde bulunduğumuz tesisin de açılışını yaptık. Türkiye'de ilk yağlı güreş tesisleri. Ufak tefek eksiklerimiz vardı ama arkaya bir spor salonu daha yaptık, antrenman sahanı. Birkaç ilavelerimiz daha olacak. İnşallah eksiklerimizi gideririz. Söz vermiştik geçen sene bunu geleneksel hale getireceğiz diye. Ask sporunda tabii güreşlerin Türkiye'de lokomotifi dedik. Yine bu yıl 10 koto alındı. 8 tanesi 7 tanesi mi? 8 tanesi. Bizden gitti. Bir tane altın alabildik. Bir tane gümüş, bir tane bronz aldık. Ama tabii bu yeterli değil. Dolayısıyla orada espri olsun diye Sayın Başkanım da vardı. Ben çok mahcup oldum. Milletimize istifa edeyim dedim ama sen orada bakacaksın. Güreşi seven bir başkanımız. Bana itiraz ettiler. Ayın 15'inde masraf etmeyin diye Bağlum'da bir düzenleme yapmışlardı önceden. Orada düzenleme hiç bozmadı. Bağlum statında saat 10'da başlayacak yağlı güreşlerimiz. Ben tabii basın mensupları bu konuda en önemli kamuoyuna duyurmamız lazım. Hepimiz güreşi seviyoruz ama vatandaşın da ilgisini çekmek için oraya getirmemiz lazım. Dolayısıyla bazı çalışmalar yaptık. Daha sonra 66 güreş, toplam 700 pehlivanımız katılıyor. Bizim altyapıda 1000'e yakın çocuğumuz var. Onlar aileleriyle. Onlar da katılacaklar. Bundan sonra biz yağlı güreşte ve serbestte de, grokomende de, minder güreşinde de altyapıya daha da çok önem vereceğiz. Bu olimpiyatlar bize tecrübe oldu. Hepinizin desteğiyle çok kıymetli hocalarımız var. İşte yanımda şampiyonlar var. Taha ve Rıza. Türk güreşinden uzaklaşmaları mümkün değil. Onlara her zaman söylüyorum. Bu kulüp onların evi. Bize destekleri devam edecek. Ben her zaman söylüyorum, bu spora, yağlı güreşe veya minder, yani Türk güreşine emeği olmuş eskileri de kulübümüze davet ediyoruz. Hem ekonomik olarak hem diğer nedenlerle kulübümüzde oturup kalkabileceği bir yer düşünüyorduk. Geçen sene beceremedik, diğer tesisimizde, Batıkent'teki tesisimizde böyle bir kafeterya gibi bir yer yapacağız. Ailelerle hafta sonları gelsin gitsin. Tabii buna basın mensupları, sporla uğraşan basın mensupları da dahil. Şimdi burada önemli olan şu, bir şeyin integritesi dediğimiz sürekliliğini sağlamak her şeyin ötesinde bir durum. Hele ki böylesine organizasyonu yüksek, masraflı ve titizlikle yürütülmesi gereken organizasyonların ikincisini, daha sonralarını düzenlemek gerçekten de kolay bir durum değil. Ama biz başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mansur Yavaş Başkanımız olmak üzere Keçiören Belediye'miz de kendisine destekleriyle her türlü yanında olması şartıyla biz bu ikincisini düzenlediğimiz yağlı güreşlerimize önem ve ehemmiyetimizi veriyoruz. Bu noktada da ne yapılması gerekiyorsa hatta teşvikte bulunacağız. Geçenlerde de başkanımızla da konuştuk. Vekilimiz de biliyor. Bu iş inşallah yayılır, Haymana'da da olur. Kaybolmuş Kızılca Hamam güreşleri tekrar hayata geçer. İstiyoruz ki bu iş Koçhisar'da da olsun, Ankara'mızın her yerinde olsun. Ankara'mız bu noktada Türkiye'nin kalbi olsun istiyoruz. Yağlı güreş camiasına seslenmek istiyorum. Baş pehlivanından minik boyuna kadar gerçekten yanlış anlaşılmasın. Biz de organizeye katıldık. Yani güreşirken gerçekten bu işleri kolay zannediyorduk ama zormuş. Her
başkanlarımız, halkımız, bu işe gönül verenler gerçekten bu sahalarda güzel güreşler bekliyor. Bugün yine güreşimiz için önemli bir gün. İnşallah Gazi Paşa Yağlı Güreşlerinin bugün ikincisini inşallah basın toplantısını yapıyoruz. Ankara olarak Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mansur Yavaş tesisleşme anlamında güreşe çağ atlattı. Önce Batıkent'teki Kardelen Mahallesi'ndeki Rıza Kaya Taha Akgül Spor Kompleksi bana göre Türk sporuna kazandırılmış en büyük hediyelerden, en büyük tesislerden bir tanesi. Özellikle ismimizin oraya verilmesi de tesisin ölümsüzleşmesi anlamında bir güreş tesisi olarak sonsuza kadar devam etmesi anlamında çok önemliydi. Kendine çok teşekkür ediyoruz. İkinci olarak da Şaban Yılmaz Spor Kompleksimiz yine aynı şekilde başkanımız tarafından yağlı güreşimize kazandırıldı ve bu Türkiye'de bir ilk oldu. Yat güreşimiz tüm camiamıza inşallah hayırlı olsun. Tabii ki önemli bir organizasyon daha yapılacak burada. Geçen sene birincisini yapmıştık. Pazar günü de inşallah ikincisi düzenlenecek. Tabii ki buradaki en önemli konu güreşe verilen destek. Taha'nın da vurguladığı gibi. Hem minder güreşinde güzel bir yerimiz oldu. Oradan Avrupa'da ve dünya şampiyonları çıkıyor. Ülkemizin bayrağını dalgalandırıp bisiklet marşını söyleyen pehlivanlar çıkıyor. Hem de yağlı güreşte kültürümüzün bir güreşi. Burada da inşallah bu tesiste de inşallah Ankara'mıza yeni baş pehlivanlar getirecek sporcular yetişmeye devam ediyor.